Digitürk spor içeriğinden sorumlu grup başkanı Sayın Saat Saleh Alhüdaif'i bizlerle birlikte yöneticimizle bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Dear Mr. Saat Saleh Alhüdaif'i, welcome to our show, sir. Thank you so much, Murat. Hi, teşekkürler Murat. Thank you. Mr. Saad, you listened the statements a little bit before and you learned all of the decisions az önceki açıklamayı which duydunuz. Türkiye Futbol Federasyonu made. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun coverage, yaptığı like, açıklamaları siz de bizim gibi canlı yayında öğrendiniz. Tell us your opinions about this subject. Fikirlerinizi honestly, söyler misiniz? Honestly, it's a big surprise for me. Dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sürpriz. Türkiye Futbol Federasyonu'yla geçtiğimiz ayda 4 kez görüştük ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kimse bize bu konudan bahsetmedi. Biz COVID'den ve gelecek sezondan bahsediyorduk. Ancak bugün aniden Nihat Bey ve Sayın Kasapoğlu'nun aldığı kararı öğrendik. Belki de sizin programınızda bazı sorular sormam gerekiyor. Çünkü henüz net cevaplarımız yok. Önceki toplantılarda bunu kimse bize söylemedi. Bu fikirler hakkında bize kimse bir şey söylemedi. 18'den 21'e çıkması yayıncıya sorulmadan verilecek bir karar değil. Bence doğru bir karar değil. Bizim günlük işimizi etkileyecek, prodüksiyon maliyetimizi etkileyecek, kanallarımızın stratejisini etkileyecek. Yani bildiğiniz üzere 114 maç yayınlayacağız. Of the current or the yani şu anki durumdan bir önceki sezona oranla %2 daha fazla, 106'ydı, şimdi 120'ye çıkacak. Coğrafyayı da, coğrafi durumu da konuşmamız lazım. Yani 3 farklı şehirde olan kulüplerden bahsediyoruz. Biz daha çok ekip, daha çok yayın aracı kiralamak zorundayız. Bizim için bu çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil. Biz saygı duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da kararlarına saygı duyuyoruz. Onlarla beraber çalışmaktan da mutluyuz. Fakat biz bunun bize sorulmasını, resmi bir şekilde sorulmasını isterdik ve biz de bazı verilerle onlara geri dönmek isterdik. Geçen sezon Ankara'da korsan yayıncılık üzerine ciddi bir toplantı yaptık. Geçen sezondan bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadı. Şimdi biz de korsan yayıncılıktan çok ciddi zarar görüyoruz. Kulüpler zarar görüyor. Türkiye Futbol Federasyonu zarar görüyor bu korsan yayıncılıktan. Yani diğer konuları konuşuyoruz ama bence yasal olmayan yayıncılık, korsan yayıncılığı konuşmamız lazım. Yani biz ortağız, resmi yayıncıyla bunların konuşulması gerekiyor. Biz sadece bir yayıncı kuruluş değiliz, biz onların ortağıyız. Kulüplerin ortağıyız, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortağıyız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biz de Türkiye markasını 108 ülkede tanıtıyoruz. Ya bu karar benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Sanırım az önce Twitter'da bir izleyicimiz sormuştu. Bu yayıncıdan mı geldi bu öneri diye? Hayır, kesinlikle hayır. Biz böyle bir şey istemedik ve bugün sizlerle beraber canlı duyduk. Biz resmi olarak bununla alakalı bir mektup, talep, herhangi bir e-mail bile almadık.